Yani bu konuda çok fazla konuşmaya gerek yok. Bizim nerede olduğumuz, nerede olduğumuz, ne yaptığımızın yüzlerce, binlerce şahidi var. Ve telefonlarımızın sadece bir telefon değil, dört tane telefona yetişemediğimiz ve aynı anda iki telefona cevap vermek durumunda kaldığımız söz konusu oldu. Sadece Sakarya'dan değil, Adana'dan, Aydın'dan, Isparta'dan, İstanbul'dan, hatta yurt dışından bile arayan, Ankara'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden arayan pek çok arkadaşımız oldu. Ne yapacağız, ne edeceğiz diyerekten hepsine söylediğimiz, sokaklara, meydanlara çıkacağız, gerekirse tankın üzerine çıkacağız. Bir saat bile gecikmeyeceğiz, dışarıda olacağız. Evde kalırsak yarın sabah sizin hepinizi evden alırlar ve telafi edemeyiz. İş işten geçmiş olur, vakit çok geç olur tarzındaki söylemlerimizin yüzlerce şahidiler. Ve o alanda nerede olduğumuzun da yine teknolojiye gerek yok. Kamera kayıtları var. ETS dediğimiz cep telefonlarının verdiği sinyallerin koordinatlarıyla nerede olabildiğimizin ispatı da mümkün. Şüphe edenler varsa buradan da bakabilir. Dolayısıyla bu bir tamamen karalama kampanyası. Hani ulaşamadığı yüzüme koruk deme misali, çamur atma, tutmazsa izi kalır prensibiyle maalesef iyi niyetli olmayan bazı mihrakların uydurmaları. Biz o gece MOBESE binasıyla valilik binası dışında başka bir çatı altına girmeden, yani Emniyet Müdürlüğü'nde girdiğinde de müdüriyeti alalım, hatta Bahçe Güvenli değil, daha da komiser de söylemesine rağmen, endişe etmesine rağmen, çünkü emniyet bahçesinde de bildiğiniz gibi emniyetten de birçok FETÖ terör örgütüyle irtibatlı intisak olduğu için ihraç edilen tutuklanan şahıslar oldu daha sonraki süreçte. Haklı olarak arkadaşlarımız bizim güvenliğimize endişe ettikleri için biz emniyette müdür bey makamını alalım, güvenli, burası güvenli değil demelerine rağmen biz yine meydanda kalmaya, orada bahçede kalmaya devam ettik. Kapalı binaya da girmedik. Ve zaman zaman MOBESE binasına girip çıkarak buradaki kameralardan gelişmeleri takip etmeye ve aynı zamanda Emniyet Müdürlüğümüzün de korunması için, çünkü elimizde kalan son silahlı, meşhur devletin silahlı gücü Emniyet Müdürlüğü'ydü. Emniyet Müdürlüğü'nün içindeki, Emniyet Teşkilatı'nın içindeki FETÖ'cü personelle gelebilecek bir grup darbeci, hain, teröristi müştereken Emniyet Müdürlüğü de ele geçirmeleri söz konusuydu. Bu ihtimali bertaraf etmek için Emniyet Müdürlüğü'nün sağlam alınması, güvenceye alınması ve Emniyet Müdürlüğü'ne gelebilecek darbeci güçlerin binaya sokulmaması için Emniyet Müdürlüğü'ne intikali sağlayacak, intikali sağlayan kavşaklarda tedbir alınması, barikatlar kurulması, oralarda mevziler oluşturması konusundaki talimatlarımızı verip genel gidişatı hem ulusal düzeyde hem yerel düzeyde de neler oluyor bitiyor onları da takip etmeye çalışarak işlerimizi yaptık. Bu arada adliyemizle de irtibata geçip Cumhuriyet Başsavcımız il dışındaydı. Başsavcı vekilimizi de görüşerek, çünkü adliye de aynı zamanda valilikle beraber işgal edildiği için onun da emniyete davet ederek Emniyet Müdürlüğü'nde gerekli çalışmalara ve soruşturmaya başlaması için onu da İl Emniyet Müdürlüğü'nüze davet ettik. Bütün çalışma oradan daha sonra, oradaki işlerimizi tamamladıktan sonra, nitekim bildiğiniz gibi buradaki darbeci teröristlerin isteği talimatı üzerine yine buradaki TUGA'ya bağlı İzmir'deki bir kışlada 4 tank, bir ZPT ile bir askeri araçtan olan bir konvoyu ilimize kadar intikal ettiği, Eşme Serdivan üzerinden intikal ettiği Serdivan kavşağında vatandaşlarımızın ve polis teşkilatımızın yolu keserek
bunlara müdahale etmeleri üzerine bunlara geri dönüp tekrar İzmit istikametine kaçtıklarını biliyoruz. Belki Eşme'de tekrar İzmit tarafından bunların vatandaşların yolu kesip sonra bu tanklara el koyduklarını biliyoruz. Bunlar gelmiş olsaydı Emniyet Müdürlüğümüzde, valiliğimizdeki işgalde daha durum kötü olacaktı. Zaten darbecilerin WhatsApp oluşturdukları WhatsApp grubundaki yazışmaları, mesajları durumun hepsini özetliyor. Ve orada ne kadar büyük bir vatandaşımızın sokağa çıkmasından, meydanlara çıkmasından ki bunların birçoğu Sayın Cumhurbaşkanımızın seslenmesinden önce oldu. Bu vesileyle kıymetli Sakaryalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz, duyarlı hemşerilerimize. Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyonda hitabından sonra da o sokağa çıkanlar giderek çoğaldı ve 10 binleri aştı. Ve bunların sokağa çıkışlarından ne kadar büyük rahatsızlık duydukları, endişe ettikleri, camilerden sela verilince tedirgin oldukları, çağrı yapılınca tedirgin oldukları ve bunların susturulması için talimat ve müdahale edilmesi için gayret içerisinde olduklarını görüyoruz.